Hocam tebrik ederim. Güzel bir mücadeleydi. Hiç geriye düşmediniz. Maç hakkında genel bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Yani şöyle, maçtan öncelikle ülkemizde yaşanan Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden dolayı son 2-3 gündür çok üzgünüz. Gerçekten elimizden de bir şey gelmiyor ama orada vefat eden herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. Orada yardıma ihtiyacı olan herkese de sabır ve sabır diliyoruz yani. Dolayısıyla onun bir üzüntüsü var ülkemizde. Dolayısıyla bizler de spor adamları olarak elimizden gelen bütün yardımı, maddi manevi yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dolayısıyla oraya, ülkemize öncelikle başsağlığı diliyoruz. Oraya da acil şifalar, yaralılara ve herkese de yardımını bekliyoruz. Çok fazla bu konuda hani basketbolla alakalı aslında böyle günlerde konuşmanın zor olduğu günler ama tabii biz de bir yandan da işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Afyon maçı çok önemli bir maçtı bizim adımıza. Yani şöyle, biz ligde ilk yarıda ummadığımız bir iki mağlubiyet aldık. Dolayısıyla tekrar o playoff yarışında yukarı sıraları yakalamak adına ve orada olmak adına çok önemli maçtı. Kendi sahamızda ikinci çok ciddi bir fikstür avantajımız var. Onun başlangıcı gibi de görüyorduk. Afyon'da ligin dişli takımlarından bir tanesi. Özellikle kendi sahasında oynadığı maçlarda çok önemli rakipleri de yendiler ve her maçı da zorladılar. Bugün de yani biz maçın tamamına yakını 10 sayı ve üstü sayılarla önde götürdük ve tempoyu, ritmi hiçbir şekilde de vermedik rakibimize. Hem oyun olarak hem skor olarak da çok büyük bir üstünlüğümüz vardı oyun içerisinde. Dolayısıyla kendi adımıza hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde kazanarak devam etmek çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliğimiz devam ediyor. Orada çok önemli iki maçımız daha kaldı. Grup birincisi bitirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ligde de bugün itibariyle 8. sıraya playoff bandına iyice yapıştık ve yukarıyı da biraz daha zorlamaya başladık. Dolayısıyla her iki kulvarda çok mutluyuz. Oyuncularıma çok tebrik ediyorum. Bir defa 3 günde bir oynamak çok zor. Yani zorlu bir seyahatten geldik Belçika'dan. Çok uzun seyahatten geldik. Onun arkasından ben 2 gün antrenmanda tekrar böylesine çok önemli bir mücadeleye konsantre olmak ki bugün şartlarda aslında çok da iyi değil. Yani seyircimiz azdı okulların tatil olması nedeniyle. Bir gibi oynaması çok zor bir saatte oynadık. Yani bu tip kendi sahanda avantaj olarak görülebilecek işler aslında bugün de avantajımızda yoktu, çok fazla saha avantajımız. Ama oyuncuların büyük özverisi, konsantrasyonuyla bence müthiş bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Peki Başkent için şampiyonluk bir hayal mi hocam? Yani gerçekçi olmak lazım. Şampiyonluk bir plan işi. Yani planlı, programlı, uzun vadeye yayılan hem manen hem de madden önemli fedakarlıklar gerektiren bir şey. Türkiye Ligi çok önemli bir lig, çok değerli bir lig. Burada da çok önemli takımlar var. Çok yüksek bütçeyle kurulmuş, kadro kapasitesi çok derin olan takımlar var. Yani şampiyonluk hayal ama yani bu hayali gerçekleştirmek için de bütün bir şehrin gereken her şeyi fazlasıyla yapması gerekiyor. Kulübün yapması gerekiyor, seyircinin yapması gerekiyor, medyanın, antrenörlerin. Yani dolayısıyla şu an için bir hayal ama hayaller gerçek olmak için vardır. Dolayısıyla biz de o hayali kuruyoruz. Bir gün inşallah Ankara'ya ve Ankaralı spor sever olarak bir şampiyonluk getirmek de bize nasip olur. Teşekkür ederim hocam.